Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor ve Havaltı dışında birlikte karşılaşma başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Artvin Belediye Takımı'nı konuk etti. Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı teknik direktörü Levent Devrin ve çok sayıda basketbol sever izledi. Mücadele başlamadan önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor oyuncuları, Artvin Belediye oyuncularıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. yıl dönümü dolayısıyla pankart açtı. Maçın ilk periyodunda etkili oynamaya başlayan Artvin Belediye, reboundları kaçırmadı ve temsilcimize hücum şansı tanımadı. İlk periyot 26-20 Artvin üstünlüğüyle bitti. İkinci periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı azaltmak istese de Artvin bu periyodu da 46-38 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Artvin sayı farkının azalmasına izin vermedi ve isabetli atışlarıyla 66-60 ile üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın son periyodunda Artvin Belediye üstünlüğünü devam ettirdi ve dev adamlarımız sahadan 90-79 mağlup ayrılarak evinde ilk yenilgisini aldı. Baş antrenör Ceyhun Cabadak mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna şu açıklamaları yaptı. Maçın başından itibaren maalesef müdafaa tarafında istediğimiz gibi organize olamadık. Yani bizim istemediğimiz pozisyonlar verdik. Rakibe çok kolay atışlar verdik. Rakibin tehlikeli oyuncularını erken oyuna soktuk. Dolayısıyla onlar da bu güveni yakaladıktan sonra işin içinden çıkarmak zor oluyor. İstemediğimiz bir iç saha mağlubiyeti aldık maalesef. Ama lig çok uzun. 25 tane daha maçımız var. Bunu kalan 25 maçta bu mağlubiyeti geçen hafta kaybettiğimiz maçlarla inşallah bir yerde telafi etmeye çalışacağız.